dile kolay. Dilin kültürle ilişkisi üzerine sohbetler. Merhaba, ben Didem Ermiş Sezer. Ve ben İlkay Baliç. Dile Kolay'ın yeni bir bölümünde birlikteyiz. Bugün başlığımız biliş ve yapay zeka ve bu bölümde biraz dil öğrenme üzerine konuşacağız. Bunu da hem insan hem de makine öğrenmesini birlikte ele alarak yapalım istedik. Ve yani öncelikle insandan başlayacağız tabii. Bilişsel süreçlerde dilin önemi nedir? Dil ve düşünce birbirini nasıl etkiliyor? Çocukluktan itibaren dil gelişimi nasıl bir yol izliyor? İnsan dili nasıl öğreniyor gibi merak ettiğimiz sorular var. Peki insan yavrusundan, insandan farklı olarak makine dili nasıl öğreniyor? Farklı dillerde yapay zekanın öğrenme biçimleri de farklılaşıyor mu? Dile özgü, farklı dillere özgü olan nedir? Yapay zeka mesela Türkçeyi nasıl öğreniyor ya da dilini nasıl geliştiriyor? Ve bunu kullanarak neler yapabilir? Böyle sorular var aklımızda. Ve bu sohbette konuklarımız Tilbe Göksun ve Deniz Yüret. Doçent Doktor Tilbe Göksun, Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi ve Dil ve Biliş Laboratuvarı yöneticisi. Çalışmalarında dil ve düşünme süreçleri arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Profesör Doktor Deniz Yüret de yine Koç Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi ve yine üniversitedeki İş Bankası Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi QIS'in kurucu müdürü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi evet, nedense böyle bir hani önce insan falan gibi bir yaklaşım oluyor insanın. Önce insanın dil öğrenimiyle başlayalım. Tilbe Hanım, ilk sorumuz size olacak. Şimdi bu programın ilk bölümlerinde Yiğit Bener'le bir sohbetimiz sırasında bu konu açıldı ve şeyi konuştuk o sırada da. Yani doğduğumuz sırada aslında herhangi bir dili öğrenmeye programlı olmuyoruz. Yani işte Türkçeyi ya da İngilizceyi işte artık doğuyoruz ve bir dil öğrenmeye başlıyoruz o büyüme macerasında. Ama birazcık daha derinine inelim istiyoruz. Bu konu nasıl oluyor? Yani çocukluktan itibaren dil gelişimi, dil öğrenme aslında nasıl bir yol izliyor? Nasıl öğreniyoruz dili? Sizden dinleyelim. Evet, teşekkürler. Yani bu tabii hepimizin çok... Dil sanki bizi böyle diğer canlılardan ayırt eden en önemli süreç gibi düşündüğümüz için de biraz aslında hepimizin çok merak ettiği, bana da çok sık sorulan bir soru. Şimdi hangi dili öğreneceğimize değil ama dil öğrenmeye programlı olarak doğduğumuzu söylemek istiyorum. Yani biz bir dil öğrenmeye programlıyız. Bu işte bizim kendi evrimsel sürecimiz içerisinde aslında genetik kodlarımıza girmiş bir şey oluyor artık. Ama tabii ki de o anda doğduğumuzda bilmiyoruz Türkçe konuşacak bir aileye mi doğduk, Japonca konuşacak bir aileye mi doğduk diye. O yüzden bizim için önemli olan ilk sene içerisinde tamamıyla diğer bilişsel süreçlerin gelişimi aslında biraz dil öğrenmeyi etkiliyor. Yani bu nedir? İşte yine bir dikkat mekanizmalarıyla doğuyoruz. Çevremizdeki her şeye dikkat edebilecek gibi. Ama bu dikkat süreçlerini biz dile doğru yönlendirmeye başlıyoruz. Çünkü ilk doğduğumuz andan itibaren çevremizdeki herkes bize konuşmaya başlıyor. Ve biz de onlardan acaba biz ne tür veriler toplayabiliriz diye. Şimdi birazdan Deniz Hoca bunları bahsedecek tabii. Aslında çocuk da bir şekilde veri toplayıcı olarak doğuyor dünyaya. Hatta buna istatistiksel öğrenme bile diyorlar artık. İlk sene içerisinde yaptığı şey tamamıyla görsel, duyusal birçok veriyi almaya çalışmak. Ve bu genetik kodlarımızla birlikte bunları harmanlayarak aslında bir şekilde kendi diline doğru odaklanmaya başlıyor. Benim de doktora sürecinden beri üzerinde çalıştığım ve yapmaya çalıştığım şey aslında biz kavramların oluşumu dillerden bağımsızdır. Yani ilk önce çocuklar belli kavramları edinmeye başlarlar. Ve bu kavramları işte nasıl farklı şeyleri birbirinden ayırt ederler, iki objeyi birbirinden ayırt eder. Daha sonra benzerlikleri görerek onları kategorize ederler. Ve bir aşamada da aslında bu kategorize ettikleri şeyleri isimlendirmeye başlarlar. Şimdi bu isimlendirme sürecinde de devreye tabii ki de çevrelerindeki yetişkin bireyler ya da duydukları dil geliyor. Orada işte hangi dili duyarlarsa ya da dilleri, çünkü burada iki dilli eğitimden de bahsedebiliriz, iki dilli öğrenme süreci diyeyim daha doğrusu, duyduklarında onlara doğru odaklanmaya başlarlar. Bir şekilde sosyal ipuçlarıyla birleştirerek dili öğrenme süreci devam eder. Buna bir tane örnek vererek şöyle başlayayım. Mesela seslerin ayırt edilmesi. Biz aslında doğduğumuzda hiçbir şekilde
bizim dilimizde kullanılmayan sesleri bile ayırt edebiliyoruz. Yani bu nasıl oluyor? Şimdi hani çoğu kişi İngilizce bildiği için İngilizceden bir örnek verebilir. Mesela İngilizce'de TH sesi bir araya geldiğinde bu F gibi bir ses çıkar ama oysa ki bizler bunu ikinci dil İngilizce olarak öğrenen kişiler bu tür sesleri zor çıkartırız. Çünkü biz aslında bazen onları tam olarak duymuyoruz da. Yani duyduğumuzu sanıyoruz ama tam olarak onu o şekilde algılayamıyoruz. Fakat çocuk doğduğunda bu sesi de ayırt edebilir. Ya da belli dilde bizim dilimizde olmayan herhangi bir sesi, mesela Hint dillerinde ya da işte Japonca'da, Çince'de bizde olmayan bazı fonolojik dediğimiz sesler var. Ses ayrımları var. Çocukların yapılan araştırmalar ilk sene içerisinde 10 ay civarına kadar bunları ayırt edebildiklerini gösteriyor. Yani kendi dillerinde konuşulmayacak olan, duymayacakları sesleri bile ayırt edebiliyorlar. Ancak daha sonra çevredeki verilerle ve bir şekilde belli sinir ağlarının güçlenmesi, diğer sinir ağlarının ise ona budanma tabirini kullanıyorlar. İngilizce'de pruning diye geçen bir tabirdir. Belli sinir ağlarının budanması ile birlikte aslında çocuk kendi sesine doğru odaklanıyor. Fakat bana bazen mesela şöyle bir soru gelir. Bu aslında iyi bir şey midir? Çünkü öbür türlü çok daha açıktık. Bütün sesleri duyuyoruz. Ne güzel. Aslında bizim belki yaratıcılığımız mı düşüyor böyle gibi sorular da gelir bana hep. Fakat biz dil gelişimi çalışan kişiler olarak bunun olması gereken bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yine araştırmalar gösteriyor ki bunu kısa bir sürede dilinin ses mekanizmalarına odaklanan çocukların aslında daha kolay kelime öğrendiklerini, 2 yıl sonra yapıldığında bu çocukların daha erken bir şekilde dil gelişimlerini sağladıklarını düşünüyor. Çevreyle birlikte etkileşerek bir şeye odaklanmamız gerekiyor dili öğrenmek için. Ve süreç genelde kısaca böyle ilerliyor. İnsanın ki tabii son derece sosyal, dediğiniz gibi çevreyle etkileşim halinde. Peki yapay zekaya geldiğimiz zaman yapay zekaya ya da bilgisayara nasıl dil öğretiyorsunuz diye sorayım. Yani yapay zeka söz konusu olunca derin öğrenme diye bir kavramdan bahsediyoruz. Deniz Bey, sizden birazcık makinenin hikayesini dinleyelim. Tabii teşekkürler. Yani bu hikayede aslında 3 farklı dönemden geçtik tarihsel olarak. Computational linguistler olarak, yani bilişimsel dil bilimciler mi diyelim artık ona, bilmiyorum. İlk bu konu başladığında tabii bilgisayar, yapay zeka uzmanları dil bilimcilere sordular. Ya biz işte bilgisayarlarla dil öğrenmek, işlemek istiyoruz. Bunu nasıl yapalım? Dil bilimciler de bize kendi o zaman düşündükleri kural tabanlı, gramer tabanlı, işte belli kelime yapılarının morfoloji kurallarıyla oluşturulduğu, cümle yapılarının gramer kurallarıyla oluşturulduğu bir sistem tarif ettiler. Dolayısıyla bilgisayarcılar da kural tabanlı bir takım sistemler geliştirerek, örneğin cümleleri analiz etme ya da bir dilden diğerine çeviri yapma gibi problemleri dil bilimsel kurallara oturtarak çözmeye çalıştılar. Bu yaklaşık 1980'lerin sonuna kadar ağırlıklı olarak kullanılan yaklaşım oldu. Belli bir başarıya ulaştı, fakat gerçek uygulamalarda kullanılabilecek seviyeye gelemedi. 1980'lerin sonunda ise istatistiksel devrim dediğimiz bir gelişme oldu. Burada bütünüyle bu dil bilimsel kuralları falan biz bir köşeye bırakalım. Onun yerine bilgisayara bir sürü veri yükleyelim. Diyelim ki çok büyük miktarda metin yükleyelim. Bilgisayar bu metnin üzerinden geçsin ve bu metnin içindeki istatistiklere baksın. Hangi kelimeler hangi kelimeleri takip ediyor, hangi kelimeler kimlerle komşu olmayı seviyor vesaire. Ve bunları sayarak, bunlar hakkında istatistik yaparak bir takım problemleri çözmeye çalışalım yaklaşımı. Bunun ilk uygulandığı problemlerden biri örneğin kelime kategorizasyonu, yani kelimelerin isim, fiil, sıfat şeklinde ayrıştırılması düz bir metin içerisinde. Bunu kurallarla yapmaya çalışarak, diyelim ki biz işte %70 oranında bir doğruluk oranı elde edebiliyorken, bu şekilde istatistiksel verilere bakarak yapmaya çalıştığımızda bu %80'lere 90'lara çıktı birden. Bu da insanların çok dikkatini çekti ve ondan sonraki neredeyse 20 yıl diyebilirim ağırlıklı olarak bu istatistiksel yöntemler kullanıldı. Yani elinize dille ilgili çözmek istediğiniz bir problem olduğunda büyük miktarda veri topluyorsunuz.
Örneğin kelime kategorizasyonuysa çözmeye çalıştığımız şey bir takım dil bilimcilerin işaretlediği, her kelimenin üzerine isim, sıfat, fiil diye yazdıkları bir veri topluyorsunuz. Bunu bilgisayara veriyorsunuz. Bilgisayar bunun üzerindeki istatistikleri öğrenerek bir model geliştiriyor. Ya da otomatik tercüme yapmak istiyorsanız büyük miktarda diyelim ki İngilizce, Türkçe tercüme edilmiş paralel derlem topluyorsunuz. Bu dediğim derlemler genelde yüzlerce milyon kelimeden oluşuyor. Yani bayağı büyük verilere ihtiyaç var bu yöntemin çalışması için. Yüzlerce milyon kelime insanların gözünde çok canlanmayabilir. Onun için ben tarif ederken şöyle örnekler kullanıyorum. Diyelim 10 bin tane kitap ya da bir büyük gazetenin 10 senede yazdığı, çizdiği her şey. Yani bu bahsettiğimiz veri miktarları bunlar bilgisayarlara. Tek bir insanın işlediği veriden çok daha fazlasını vermemiz gerekiyor bu tip problemleri çözmek için. Bu istatistiksel yöntemlerle belli konuşma tanıma, otomatik tercüme ve diğer işte doküman kategorizasyonu, sentiment analysis dediğimiz işte duygu analizi, diyelim ki Twitter'da belli bir ürünle ilgili yazılan şeylerin hangileri pozitif, hangileri negatif, bunu kategorize etmeye çalışıyorsunuz. Bunlar doğal dil işlemenin uygulamada genelde kullanıldığı temel problemler, soru cevaplama, diyalog yapabilen sistemler. Bunları ağırlıklı olarak 2010'a kadar yaklaşık istatistiki modellerle, kelime sayarak, kelime çiftlerini sayarak, kelime kategorilerini sayarak ve bu saydığımız sayıların üzerinden bir takım çıkarımlar yaparak geldik. Şu anda içinde bulunduğumuz üçüncü devrede ise biraz önce bahsettiğimiz derin öğrenme modelleri işin içine girdi. Yani neural network, yapay sinir ağı dediğimiz modeller. Özellikle hani benim en çok dikkatimi çeken 2013-14'te Google'da şöyle bir çalışma yapıldı. Otomatik tercüme konusunda hani kural tabanlı bir model de kullanmayalım. İşte kelime sayan, istatistik yapan bir model de kullanmayalım. Onun yerine bir tane yapay sinir ağımız olsun ve bu diyelim ki Fransızca cümleleri okusun ve bu Fransızca cümleleri bir vektörel bir temsille çevirsin. Yani içeriye bir tane Fransızca cümle giriyor diye düşünün bu neural network kara kutunun içerisine. Dışarıya diyelim ki 1000 tane sayı çıkıyor. 1000 tane sayıdan oluşan bir vektör çıkıyor. Buna okuyucu ya da encoder network diyelim. Daha sonra bir de yazıcı ya da decoder network dediğimiz bir network var. Bu da İngilizce cümleler üretmek üzere eğitiliyor. Bunun da girdisinde 1000 tane sayıyı veriyoruz. Çıktısında bir tane İngilizce cümle çıkıyor. Bu iki network'ü bir araya getirip örnek Fransızca, İngilizce tercüme çiftleri üzerinde eğitiyorlar. Dolayısıyla okuyucu network Fransızca cümleyi okuyor, bir vektör üretiyor. Yazıcı network ise bu vektörü alıp bir İngilizce cümle üretiyor. Bu şekilde biraz önce bahsettiğim gramerdi, işte derlem, istatistiğiydi vesaire bunların hepsini bir kenara atıp bu sistemin tercüme yapabileceğini düşünüyorlar ve test ediyorlar. Benim bu araştırma ilk çıktığında ilk düşüncem şu olmuştu. Bana bir doktora öğrencim gelip böyle bir çalışma yapacağım dese herhalde kovalardım ofisimden. Çünkü böyle bir şeyin kesinlikle çalışmayacağını düşünürdüm. Fakat Google denedi ve yeterince büyük bir sinir ağıyla bunu yaptığınız zaman çalıştığını gösterdi. Hatta daha evvel kullandığımız kural tabanlı ve istatistiki metodlardan daha da iyi çalıştığını gösterdi. Daha sonra tabii bu yapay modellerin mimarileri daha da geliştirildi. Bir takım dikkat modelleri eklendi. Bir takım farklı bağlantılar eklendi. Şu anda hani 2014'teki modelden çok daha iyi çalışan modellerimiz ve mimarilerimiz de var. Ama önemli olan o paper'dan yaklaşık 1-2 sene sonra artık istatistiki modelleri geride bıraktı. Derin öğrenme modelleri performans olarak. Ve şu anda en iyi çalışan modeller genelde derin öğrenme modelleri dil konusunda.
Burada insan öğrenmesiyle makine öğrenmesi arasında geldiğimiz noktada bir iki farka dikkat çekmek istiyorum. Bir tanesi, makinelerin çok daha veriye ihtiyacı olduğunu söylemiştik. İkincisi, bu ilk başta istatistiki yöntemlerden beri var olan bir fark. Öğrenme verisi olarak makinelere verdiğimiz şey aslında bir takım derlemlerden, metinlerden oluşuyor. Ve bu derlem ve metinlere bakarak makineler hangi kelimelerin hangi kelimelerle beraber, hangi sırayla kullanıldıklarını bir şekilde öğreniyorlar. Şimdi buna gerçekten dil öğrenme diyebilir miyiz? İşte kırmızı kamyon dediğimiz zaman makinenin bundan anladığı ile küçük bir çocuğun bundan anladığı şey aynı mıdır? Aynı sonuçları çıkarabilirler mi? Bu tabii tartışma konusu. Benim bu konudaki kişisel görüşüm öyle olmadığı yönünde. Yani çocuğun dil öğrenme prosedüründe fiziksel dünyaya ve sosyal dünyaya olan direkt bağlantılar olduğu için kelimelerin anlamlarıyla çocuğun deneyimi arasında orada çok daha sağlam, derin, gerçek anlamda derin bir öğrenme söz konusu. Şu anda en iyi bilgisayarların bile gelebildiği noktada bu bilgisayarlar veri olarak sadece metin kullandıkları için çıkardıkları anlamların ben gayet sığ olduğunu düşünüyorum. Ve genelde ne kadar akıllı olursa olsun bugünkü sistemler ve işte bazen görüyorsunuz gazetelerde, dergilerde yapay zeka ile biz röportaj yaptık, şöyle çok güzel cevaplar verdi vesaire gibi yazılar çıkıyor. Aynı sistemleri hani ben alıp oynadığımda hani 5-10 dakika içinde çok çok saçma cevaplar çıkartabildiğimi, dolayısıyla da bu gerçek anlamda bu cümleleri anlama konusunda henüz daha hedefe ulaşamamış olduğumuzu düşünüyorum. Tabii bunlar tek yaklaşım, yani derlem tabanlı yaklaşımlar tek yaklaşım değil. Eğer bu dilin dünyayla olan bağlantısı dil öğrenme açısından önemliyse, bunun önemli olduğuna inanan bilim adamları var ve dolayısıyla bilgisayarlara da sadece metinle değil, metin dışında başka verilerle de biz bu işi öğretelim diye çalışıyoruz. Burada işte kamerayla dünyayı gözleyen ya da robot vücudu olup dünyada hareket edebilen bir takım sistemler de dil öğrenme konusunda eğitilmeye çalışılıyor. Benim bu tip sistemler konusundaki görüşüm ilerisi için daha pozitif. Bunlar dili bir şekilde dünyayla bağlayarak öğrendikleri için biraz önce bahsettiğimiz daha derin bir anlama seviyesine ulaşabilirler diye düşünüyorum. Ama henüz çok başlangıcındayız bu araştırmanın. İşte burada dil ve düşünce birbirini nasıl etkiliyor kısmına da bir yandan geçiyoruz. Aslında psikoloji bilimi de çok farklı alanlardan ele alıyor bu ilişkiyi. Yani birazcık örnekler verebilir misiniz? Neler tartışılıyor bu konuda? Evet, yani dil ve düşüncenin birbiriyle etkileştiğine tabii ki de inanıyoruz. Bu konuda da gene tabii farklı teorik düşünceler var. Fakat bence sormamız gereken soru hangi düzeyde ve ne durumlarda etkilediği olmalı? Şimdi öncelikle biraz daha buna spesifik birkaç soruya girersek şöyle bir şey diyebiliriz. Bizim diğer hayvanlardan, yani mutlaka farklı hayvanlar da iletişim sistemi olarak dili kullanıyorlar. Ama biz dili aslında bir de temsili bir sistem olarak kullanıyoruz. Yani bilinç sistemimizin bir parçası olarak kullanıyoruz ki bu işte bizi diğer hayvanlardan farklılaştıran kısım. Çünkü biliyoruz ki kuşların da çok ciddi bir iletişim sistemi var. Bir dil değil ama dile benzer bir yapısı olan ya da işte primatlara, bize en yakın hayvanlara döndüğümüzde, primatlara döndüğümüzde aslında onların da dil kullandıklarını ama bizim kadar öğrenemediklerini görüyoruz. Şimdi öncelikle herhangi bir dil olması, biraz önce bahsettiğim gibi, bizim farklı düşünmemizi sağlayabiliyor ve diğer bilişsel süreçleri etkiliyor. Bu ilk soru. İkinci soru, farklı dilleri konuşuyor olmamızın düşünce sistemi üzerinden etkisi var sorusu. Şimdi tabii ki de Türkçenin belli bir dil yapısı var. Birazdan daha detaylı bunlardan bahsederiz. Belli kelimeleri farklı kullanıyor. Mesela İngilizceye göre fiillerimiz daha az bizim Türkçede. İşte ben bunun olması benim acaba düşünce sistemimde bir farklılaşmaya yol açıyor mu sorusu ikinci bir soruda. Üçüncü soru aslında biraz dolaylı yoldan belki düşünmemiz gereken bir soru.
Peki diyoruz, dil ve düşünce birbirini çok etkiliyor. Ama peki olmadığı durumlarda bazı kişiler dil aslında üretiminde problem yaşıyorlar mesela. Bu zaman içerisinde olabilir ya da hiç öğrenemedikleri durumlar oluyor. Peki bu durumda onların düşünceleri değişiyor mu? Yaptığınız araştırmalarda aslında dilin farklı mekanizmalarda, yani farklı düzeylerde düşünceyle ne tür etkileşime girdiğini anlamaya çalışıyoruz. Şimdi mesela bu tabii ki de şimdi konuşulan bir durum değil aslında. Özellikle çok uzun yıllardır, yani 200-300 yıl, hatta Plato'ya döndüğümüzde bile felsefecilerin bile bu konuda bir sürü argümanları var. Fakat işte psikoloji alanında bunun çalışılması aslında biraz bizim empirik dediğimiz, yani farklı deneylerle, farklı şekillerde acaba biz bunları gösterebilir miyiz? Yani sadece çocuğa bakarak değil de yetişkin gruplarında da gösterebilir miyiz diye. Ben ufak tefek birkaç örnek vereyim isterseniz daha net açıklamak için. Bir grup araştırma dilin etkisine bakabilmek için belli dillerde olmayan kavramlar üzerine gidiyor. Mesela dil aslında bize en çok yaradığı alanlardan biri bizim somut göremediğimiz ve soyut kavramları açıklamaya çalıştığımız alanlar. Mesela biz zamanı anlatmak için dil çok önemli bir şey. Ya da mesela 1 milyon dediğimizde 1 milyonu bizim görmemiz aslında çok zor oluyor, ama 1 milyon bize soyut bir kavram, bir numerik bir kavram, sayılarla ilgili bir kavram ve bunu açıklamamız gerekiyor. Peki dilimde benim bu sayılarla ilgili çok sınırlı kelime olsa, benim bu tür kavramları anlamamı etkiliyor mu gibi bir soru soruluyor. Mesela Amazon'daki bir kabile var, daha ilkel bir kabile. Ve çok fazla aslında batı teknolojisiyle iletişim içerisinde değiller. Bu kabilenin ismi Piraha. Bu konuda çok çalışmalar var. Gene ilgilenenler belki bakabilirler daha sonra. Ben ufak bir örnek vermek istiyorum yakın zamanda burada yapılmış bir çalışmayla. Dilde şöyle bir şey var. 1, 2 ve 3 kelimeleri var. Daha sonrasında 4-5 demiyorlar, çok diyorlar. Yani şimdi o hoy diye böyle kelimeleri var onların. Yani o yüzden mesela sorulduğunda kaç çocuğunuz var diye çok diye cevap veriyorlar eğer 6-7 çocukları varsa. Şimdi bu çok ilginç bir şey. Tabii ki de çocuklarını bilmiyor mu? Biliyor. İsimlerini saydıkları zaman sayıyor. Ama kaç çocuğum var? 6 değil, çok. Peki bu onların yapılan araştırmalarda acaba ne tür bir sayı algısını etkilediğine bakılıyor. Ve bakıldığında evet 3'e 4'e kadar geldiği sayılarda sayı algılarının çok etkilemediği görülüyor, ama çokluk algılarında ve daha detaylı bizim matematiksel sistemleri çok kullandığımız algılarını etkiledikleri gözüküyor. Şimdi bu dilin benim dilimde o kavramla ilgili bir kelime olmamasının aslında benim o algımı etkilediğine yönelik bir araştırma sonucu oluyor. Tabii bahsetmem, altını çizmem gerekiyor. Bu belli bir araştırma grubunun yaptığı bir çalışma. Tabii başka araştırmalarda da biz aslında birebir bunu bulamıyoruz. Ben burada bir de kendi yaptığımız araştırmalardan bir örnek de vermek istiyorum. Şimdi dil dediğimizde sadece sözlü dili tabii ki de düşünmemeliyiz. Çünkü dilin biz multimodal bir etkileşim sistemi olduğuna inanıyoruz. Biraz önce aslında Deniz Hoca'nın bahsetmeye çalıştığı durumda da, yani makineye verdiğiniz sadece kelimeler de aslında bir şey ifade etmeyebilir. Çünkü çocuklar da ya da dili öğrendiğimiz süre içerisinde ya da dili kullandığımızda biz aslında çok farklı şekillerde dili aktarıyoruz. Mesela benim vücut duruşumdan, şeklinden bile, nereye baktığıma bağlı olarak bile bu dil hakkında bize farklı ipuçları veriyor oluyor. Yine bir 30-40 yıldır özellikle üzerinde çok çalışılan bir konuda e-jestleri. Ben tabii çok kullanıyorum e-jestlerini. Bu e-jestlerinin multimodal iletişim sürecinin büyük bir parçası olduğu düşünülüyor. Yani bazı kişiler bunu sözlü iletişim, sözlü olmaya iletişim diyor. Ama aynı zamanda bu kullanılan e-jestlerin düşünce sistemi üzerinde de etkisi oluyor. Mesela çocuklar daha henüz kendini ifade etmeden işaret ederek aslında çevrelerini ifade etmeye başlarlar. Ya da ellerinde belli bir şeyleri döndürerek mesela farklı bir uzamsal objenin ne yöne döndüğünü anlamak, ya da mesela şimdi kendinizi bir yol tarif ettiğinizi düşünün. Telefonda bile yolu tarif etseniz aslında elinizi kullanarak tarif edersiniz ki bu sizin düşünce sisteminizi ve aktarımınızı kolaylaştıran bir şeydir. Yani hem iletişiminizi, telefondaki iletişimde karşınızdaki kişi sizi görmediği durumda bile iletişiminizi kolaylaştırır. Mesela bizim yaptığımız bazı çalışmalarda biz görüyoruz ki Türkçe'de belli bir kavram farklı kullanılıyor bile olsa, mesela eylemlerin anlatımı İngilizce'ye göre farklı bile olsa, aslında kişilerin e-jestlerinin birbirine benzeyerek ilerlediğini görüyoruz. Hatta benim yine hem ana dili İngilizce konuşan bireylerle yaptığım çalışmalarda da
bu da bizim bir sonraki konuya getiren bir şey. Kişiler sözlü olarak ifade edemedikleri durumlarda aslında elleriyle o kavramları anladıklarını gösterebiliyorlar. Ancak yine bizim frontal bölgede, bu ki bizim daha üst bilinç dediğimiz mekanizmalarımızı devreye sokan bir bölgedir. Bu bölgede bir hasar meydana gelmişse ve bu bölge işlevini tam olarak yürütmüyorsa elleriyle de bunu ifade edemiyorlar. Bu da bize aslında ne kadar, hangi durumlarda elleriyle konuşabileceklerini, bize aktarabileceklerini, hangi durumlarda da aslında dil ve düşünce sisteminin gerçekten birbirini birebir etkileyebileceğini gösteren bir örnek oluyor. Yani o yüzden dediğim gibi sorular çok karışık. Bence iletişim etkiliyor mu sorusunun ötesinde ne durumda, ne düzeyde etkiliyor ve ne tür bunlara bakmamız gerekiyor diye düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Çok ilginç bir yere geldi aslında konu. Peki burada biraz da Türkçenin, Türkçeyi nasıl öğreniyor? Türkçe'ye özgü meseleler nasıl işliyor? Biraz ona bakalım. Çünkü gene ilk programda tarihsel etimolojik yapısına odaklanırken Türkçenin hani binlerce milyon, yani bir tek bir kökten milyonun üzerinde kelime türetilebildiğini konuşmuştuk. Yani burada Türkçe'ye özgü, Türkçenin cümle yapısına özgü pek çok mesele de devreye giriyor olmalı. Değil mi Deniz Bey? Evet, bir küçük anımla başlayayım isterseniz. Ben üniversiteyi ve yüksek lisansı Amerika'da okudum. Amerika'da ilk dil bilim işleme, dil işleme dersi aldığımda hocamızın ilk derste verdiği örnekler Türkçeydi. Bu da beni çok şaşırttı. Çünkü aslında Türkçe gerçekten kelime yapısı olarak çok özel bir dil. Türkçe yani hem yapım eklerimiz hem çekim eklerimiz, kelimelerimizin kompleksitesi, biraz önce söylediğiniz gibi bir kelimeden milyonlarca diliniz ama teorik olarak aslında sonsuz kelime üretme özelliğinin olması diğer dillerden bayağı farklı bir hale getiriyor. Ve Türkçe'de örneğin doğal dil uygulamalarında farklı diller için, İngilizce için yazılmış bir uygulamayı alıp direkt Türkçe'ye bunu uygulamaya çalıştığınızda çok iyi başarım elde edemiyorsunuz. Bunu belki işte internette kullandığımız, her gün kullandığımız arama motorlarında, ses tanıma uygulamalarında, otomatik tercüme uygulamalarında da fark etmiş olabilirsiniz. Bunun da sebebi örneğin İngilizce'de morfoloji dediğimiz kelimelerin ek yapısı çok basit. Çok az ek var ve bu ekler birbirinin üzerine eklenen, kelimeleri uzatan ekler değil. Türkçenin eklerle ifade ettiği pek çok şeyi İngilizce function words, fonksiyon kelimesi dediğimiz işte ufak tefek kelimelerle ifade ediyorlar. Onun için İngilizce bir metni işlemeye çalıştığınızda direkt kelimelerden bölerek her kelimeyi bir ünite olarak alarak başlamak anlamlı oluyor. Ama Türkçe'de bunu yapmaya çalıştığınızda tek bir kelime bütün cümleyi saklıyor olabilir. Ne bileyim ben size gelemeyeceklermiş falan dediğim zaman o aslında tek bir kelime ama pek çok düşünceyi ifade ediyor. Kimin gelmediğinin, işte ne, nasıl bir durum söz konusu olduğu için bu gelmemenin gerçekleştiğini vesaire. Hatta bunu benim direkt mi bildiğimi yoksa başkasından mı öğrendiğimi, bütün bunların hepsini ben o eklerin içine gömebiliyorum. İngilizce'de aynı şeyi söylemeye çalıştığımızda 10 kelimelik bir cümle oluşturmamız gerekebiliyor. O yüzden Türkçenin işlenmesi özel. Kelime yapılarına özellikle dikkat ederek işlenmesi gerekiyor. Ama diğer yandan şunu da söyleyeyim. Yani bu diller arasındaki farklar bazen çok abartılabiliyor. Onun için hani diller arasındaki benzerlikleri de ben şey yapmak istiyorum. Bu kelime yapısının ortaya çıkardığı problemlerden biri eğitim verileri siz hazırlarken, diyelim ki otomatik tercüme için bir model hazırlıyorsunuz ve bunun için eğitim verisi topluyorsunuz. Şöyle bir durum var. Diyelim ki 1 milyon kelimelik İngilizce veri topladığınızda ondan sonra gördüğünüz metinlerde bilinmeyen kelimeler belli bir yüzde oluşturuyor. Buna işte out of vocabulary rate falan diyoruz biz. İşte 1 milyon yerine 10 milyon kelime toplarsanız bu bilinmeyen kelime yüzdesi gittikçe düşüyor, takdir edersiniz. Türkçe'de o kadar hızlı düşmüyor. Siz ne kadar büyük bir derlem toplarsanız toplayın,
Ondan sonra topladığınız metinlerde, ondan sonra gördüğünüz metinlerde bilinmeyen kelimelerin oranları İngilizceye oranla yüksek kalıyor. Daha evvel hiç görmediğiniz kelimeleri görme şansınız İngilizceye oranla daha fazla kalıyor. Bunun da sebebi biraz önce söylediğimiz ek yapılarındaki komplekslik. Bu bayağı hani temel bir fark gibi gözüküyor aslında, değil mi? Yani İngilizce ile Türkçe arasında. Fakat şöyle bir deney yaptık bizim grupta. Türkçe kelimelerde sonuçta biz kelimeyi ve eklerini genelde birlikte yazıyoruz. Bunun bir iki istisnası var, işte soru eklerini, daha de eklerini falan ayrı yazıyoruz. Ama normalde işte gidiyorum derken mesela kökle eki birbirinden boşlukla ayırmıyoruz. Diyelim ki boşlukla ayırmaya karar vermiş olsaydık ve gitti kelimesini git ve ti olarak iki ayrı kelime olarak yazmaya karar vermiş olsaydık biz bu yeni alfabeyi mesela getirirken Türkçe, değil mi? Böyle bir karar verebilirdik. Bu şekilde yazdığınızda Türkçeyi, ekleri ayrı ayrı yazdığınızda bakıyorsunuz İngilizce ile istatistikleri birebir tutuyor. Demek ki aslında aradaki fark o kadar da temel bir fark değil. Sadece bizim bütün bu ekleri bir arada yazma konusunda verdiğimiz bir karar. İngilizcenin ise işte I have been good gibi bir cümlede işte have ile been'i I ile birleştirmeme konusunda ve ayrı ayrı yazma konusunda verdiği bir karar. Bunlar aslında konvansiyonel şeyler. Hani derin, beynimizi derinden etkileyen şeyler çok değil. O açıdan baktığınızda da aslında bu iki dil arasındaki fark birden buharlaşıp gidebiliyor. Dolayısıyla bu tip evrensel benzerlikler de var diller arasında. Yüzeysel bir takım farklılıklar da var. Bilgisayar uygulamaları geliştirirken tabii siz dilin şu anda kullanıldığı haliyle, şu anda yazıldığı haliyle ilgilenmek zorunda olduğunuz için bütün bu farklara dikkat etmek zorunda kalabiliyorsunuz. Buradan da aslında yine bu Türkçe'ye odaklanmaya başladık. Biraz evvel bir iki örnek de vermiştiniz Silbi Hanım, bu işte fiil sayısının, eylem sayısının farklılığıyla ilgili. Aslında yani biliş açısından da Türkçe'ye dair bazı meseleler olmasa gerek diye düşünüyor insan. Bu alandaki çalışmalardan biraz varsa eğer bahsedebilir misiniz örnekler? Evet, şimdi Deniz Hoca'nın söylediklerinin üstüne aslında çok güzel olacak bunlar da. Şimdi Türkçe'de çok ilginç şeyler var ve ilginçlikler genellikle morfolojiden, yani eklerden geliyor. İlla böyle değil ama hani üzerine daha çok çalışma yapılan, hatta benim de komik bir şeyimi söyleyeyim. Ben de Amerika'ya doktora yapmaya gittiğimde herkes bana şey demişti, bu mişli geçmiş zaman, çünkü bizim Türkçe'de şeydir, eğer Türkiye'liyseniz, yani Türkiye'den yurt dışına öğrenci olarak gidiyorsanız ve dil çalışıyorsanız herkes sizin mişli geçmiş zaman çalışacağınızı düşünür. Ben hatta hala benim laboratuvarda öğrenciler benimle dalga geçerler bu konuda, kesinlikle mişli geçmiş zaman çalışmayacağım çünkü Türkçenin aslında çok daha farklı kendine özgü kullanımları da var derim. Yani bizde Aylin Küntay hocamız, onun yaptığı çalışmalar var. Asıl bu konuda Ayhan Aksu Koç yani çok çalışma yapmıştır. Şimdi niye mesela mişli geçmiş zaman önemli diye düşünebilirsiniz. Çünkü bunun aslında farklı bilişsel süreçleri etkilediği düşünülüyor. Mesela mişli geçmiş zamanın bize kattığı şudur. Ben o olayı birebir görüp mü yaşadım, görüp yaşamadım mı? Tabii biraz önce Deniz Hoca'nın yine söylediği gibi tabii ki de bunu başka diller de anlatıyor. İlla ekte anlatmak zorunda değil. Ama çok açık bir şekilde biz bunu herhangi bir ekte bize böyle sunulmuş güzel bir şekilde anlayabiliyoruz. Nedir? Ben onu yapan kişinin kim olduğunu biliyor muyum? Yoksa bir rivayetle mi duydum, anlatıldı mı sorusu. O yüzden bizim aslında bellek süreçlerimizi etkilediği düşünülmektedir bunun. Yani çocukların bunları kodlarken bu farklılaşmanın miş ve di arasındaki farkın belleklerinde bir şekilde daha farklılaşma yol açabileceği gibi bir sav ortaya atılmıştır. Şimdi yine farklı gruplar farklı sonuçlar buluyor. Ama bir şekilde çocukları, yani yine Türkçe üzerinde yapılan çocuklarla yapılan çalışmalarda aslında eylemi nasıl yaptıklarını, bu geçmiş zamanda kimin eylemi yaptığını daha iyi kodladığını bulan araştırmalar var. Yani aynı yaştaki Türkçe ve İngilizce konuşan çocuklara yaptığınızda aslında bellek süreçlerini etkilediğine gösteren araştırmalar var. Ama göstermeyenler de var. Bunun altını çizmek istiyorum. Ama bir yandan bu aynı zamanda dil antropolojisi, kültürel çalışma, yani daha toplumsal konulara da giriyor. Çünkü kültürel bir yapıyı da
belki gözler önüne seriyor. Yani başkasının söylediğini ya da başkasının ne düşündüğünü önem veren bir kültürde miyiz? Ya da bu bilgiyi nereden edindiğine dair daha detaylı bilgiyi dilde taşımaya ihtiyaç duyan bir kültürde yaşadığımızı belki bize ifade ediyor. Değil mi? Ve bunu sürdürmeye de yarıyor. Yani çocuk dolayısıyla hani ben bu bilgiyi kimden duydum mu önemseyerek belki büyüyor, değil mi? Tam bu noktada atlayayım. Mişli geçmiş zamana ben dedikodu eki diyorum. Biz kültürel olarak kim ne demiş, o bilgi nereden gelmiş konularında diğer kültürlere göre biraz daha hassas bir kültür herhalde. Dolayısıyla bunu ekleştirmiş olmamız da bunun bir göstergesi olabilir. Kesinlikle. Bence de olabilir mutlaka. Çünkü kullanılan dillere bir bakmak lazım. Başka dillerde de aslında kullanılıyor. Çok düşünüldüğü kadar az kullanılan bir yapı olmadığını söylemek istiyorum bu mişli geçmiş zamanı. Yani rivayet dediğimiz mişli geçmiş zamanı. Bir de ben çok ufak bir şey burada vurgulamak istiyorum. Aslında dil çalışan bir psikolog olarak, yani dil alanı üzerine çalışan bir psikolog olarak genellikle yıllardır özellikle bütün teoriler, yani çok fazla dille ilgili olan kuramlar tabii ki de İngilizce dili temel alınarak yapılmış bir durumda. Şimdi böyle bir şey olunca aslında bizim farklı şeyler gördüğümüzde bir şeyleri acaba gerçekten bir farklılık var mı gibi bir giriş oluyor ve hep değiştirmeye çalışıyoruz. Fakat yine Deniz Hoca'nın biraz önce bahsettiği gibi aslında bence evrensel olarak paylaştığımızda çok fazla şey var. Sadece bunları işte kimi diller eklerde paylaşıyor, kimi diller kelime olarak sunuyor. Her ikisine de bakarak hani bunun bizim diğer bilişsel süreçleri nasıl etkilediğini görmemiz gerekiyor. Ben bir de bir tane daha örnek vermek istiyorum. Daha farklı bir örnek olsun diyemiş hemen aklımıza geliyor ama. Bir de neden sonuç ilişkisi içeren durumları da biz aslında farklı ve gene dilde çok açık bir şekilde bir ekte kodlayabiliyoruz. Bu da nasıldır, ne demek istiyorum? Biz aslında bu dir ekiyle herhangi bir fiili alıp onu bir şekilde nedensel bir fiile çevirebiliyoruz. Mesela öl, öldür. Gül, güldür gibi. Bu aslında yine mesela İngilizce gene daha çok kişinin bildiği bir dil olduğu için onun üzerinden örnek vereyim. İngilizce'de bu iki kelimeyle kodlanıyor ve aslında transparan bir şekilde ben oradaki nedensellik ilişkisini gözlemleyememiş oluyorum İngilizce'de. Şimdi biz yakın bir zamanda yine bu konuda da çalışmalar yaptık. Acaba bizim dilimizde bu sistemin, bu ekin kullanılması çocukların neden sonuç ilişkilerini daha kolay algılamasını sağlıyor mu diye. Çünkü eğer siz herhangi bir dilin düşünceyi etkilediğini düşünüyorsak, kavramları etkilediğini düşünüyorsak, belki de Türkçe konuşan çocuklar çok daha kolay bu ilişkileri anlayabiliyorlar diye yaptığımız bir araştırma vardı. Bunu Zürich Üniversitesi ile ortak yaptık, yaptığımız bir çalışmaydı. Yine Aylin Hoca, Aylin Küntay da bu çalışma beraber yürüttük. Ancak biz mesela böyle bir sonuç bulamadık. Yani Almanca konuşan, İsviçre Almancası konuşan ve Türkçe konuşan çocukları birbirine baktığımızda yeni öğrendikleri farklı bir kelimenin neden sonuç ilişkisi içerip içermediğini bu ekten illa anlamadıklarını gözlemledik. Tabii bizim yaptığımız çocuklara test ettiğimiz çocukların yaşı biraz küçüktü. Belki biraz daha büyük yaşta çocukların daha fazla bilgi edinmesini ve daha fazla bu ekle haşır neşir olarak diyeyim anlayıp o daha fazla veri almaları gerekiyordu belki ekten faydalanabilmeleri için. Ama yine burada da gösterdiğimiz sonuç aslında yani Türkçenin farklı ek kullanımlarının etkisi olup olamayacağını araştırmaya çalıştık. Yani bu iki örnek herhalde şimdi şey olabilir, bilemiyorum, başka örnekler de verebilirim tabii ama. Dili doğru kullanma, dilin zenginliğini kullanarak yazı yazma gibi konularda Türkçe'de hataları kontrol eden, İşte metinlerdeki ifadelerin zenginleştirilmesiyle, yani anlam bozukluklarıyla ilgili de yönlendirme yapabilen yapay zeka yazılımları ne durumda? Bunlarla ilgili neler bekleyebiliriz gelecekte? Türkçenin problemlerinden bir tanesi biraz doğal dil işleme konusunda sahipsiz kalmış olması. Ne demek istiyorum? Ben 2002'de Türkiye'ye döndüm ve Türkçe dil bilgisi işleme üzerine o zamandan beri değişik çalışmalarda bulunuyorum. Fakat İngilizcenin aksine, Fransızcanın aksine, Çekçenin aksine mesela Türkçe kaynaklara ve verilere ulaşabileceğiniz dil bilimsel anlamda ya da doğal dil işleme uygulamaları geliştirebileceğiniz kaynaklar anlamında merkezi bir kaynak yok. Diğer dillerde daha iyi organize olmuş bu konudaki araştırmacılar ve kurumlar.
Örneğin İngilizce konusunda University of Pennsylvania'da Linguistic Data Consortium diye bir organizasyon vardır ve ben doktora günlerimden beri bu organizasyona üye olup onların her sene ürettiği veri kaynaklarıyla çalışırım. Avrupa'da ELRA gibi buna benzer bir gelişim var. Yine bu dil kaynaklarını toplayıp bunu uygulama geliştirmek isteyen şirketlere, araştırmacılara sunan oluşumlar var. Türkiye'de bunu yapmakta geç kaldık. Şu anda benim içinde bulunduğum böyle bir organizasyon var. Yılbaşına kadar web sitesini açmayı planladığımız TDD kısaltması. Bunun işte Türkçesini Türkçe Dil Deposu, İngilizcesinde Turkish Data Depository olarak düşündük. TDD.ai adresine gidip öğrencilerimiz, araştırmacılarımız, mühendislerimiz bir takım Türkçe kaynaklara ulaşabilecekler. Bunu neden söyledim? Çünkü bahsettiğiniz uygulamalarda Türkçenin belli bir performansa gelebilmesi için en büyük ihtiyacımız veri. Büyük veri setleri toplanması, oluşturulması ve bunların serbest bir şekilde dağıtılabilmesi. Bunun önündeki şu anda bir engel dediğim gibi organize olamamış olmamız. Ama başka engeller de var. İşte telif hakkı kanunları, kişisel verileri koruma kanunları bazen engel çıkarabiliyor bu tip verilerin paylaşılmasında. Bu konuda da Bilgi Üniversitesi'nden hukuk bölümüyle Leyla Keser hocamızla giriştiğimiz bir takım ortak çalışmalar var. Burada yeni uygulamalar, yeni kanunlar, yeni regülasyonlar oluşturulurken inovasyonu kısıtlamayıcı bir şekilde uygulanmasını ve araştırma için yeni ürün geliştirmek için kullanıldıklarında daha serbest olunmasını ben umut ediyorum ilerideki uygulamalarda. Eğer bu problemleri çözüp Türkçe içinde yeterince veri toplayabilirsek ileride bu bahsettiğiniz uygulamalar dahil her türlü doğal dil işleme uygulamasında Türkçe içinde çok düzgün çalışan ürünler elde edebiliriz. Harika, çok güzel haber. Bütün e-maillerimi bağışlamak istedim şimdi. Bir milyonlarca kelime. Peki buradan küçük bir ara soru girmek istiyorum. Bu metinlerin dili doğru kullanan metinler olması gibi, yani orada bir kalite standardı gibi bir beklenti oluyor mu mesela? Hani bu metinler seçilirken, bu datasetler oluşurken, çünkü hani günlük gazetelerden topladığımız zaman orada medya dilinin ön yargılarıyla ve oradaki söylemsel problemlerle dolu bir dataset olacaktır o. Hani o veri oluşturulurken ne gibi kriterler kullanılıyor? Her türlüsüne ihtiyacımız var, öyle söyleyeyim. Çünkü dil yaşayan bir varlık ve o dili o anda insanların kullandığı şekliyle analiz etmek ve o analize göre ürünler geliştirmek temel amacımız. Yani Türkçe şöyle kullanılsın, kuralları böyle olsun demek bize düşmez. Bizim ama işte hani bir denge amacımız belki mesela sağlanıyor. Hani Twitter'da, yani Twitter'da diyelim ki gençlerin kullandığı dili düşünün. İşte bir takım kısaltmalarla, yarı İngilizce bir şeyler karıştırarak vesaire emojilerle yazdıkları düşünceler var. Şimdi bu bozuk Türkçe diye bunu biz şey yapamayız. Yok, tabii. Dolayısıyla hani o tip datayı da toplayıp o tip datadan iyi anlayan ve o tip datayla bir takım uygulamalar geliştirilmesine olanak sağlayan veri setleri de oluşturmamız lazım. Dolayısıyla sorunuza cevabım, her türlü data iyi data bizim için. Hepsini öğrenmemiz lazım. Harika. Bir de son olarak aslında sizlerin birlikte çalıştığınızı da biliyoruz. Bize birazcık da bu birlikte ortak yürüttüğünüz çalışmalardan da bahsedebilir misiniz? Bu dil, biliş, yapay zeka nasıl bir araya geliyor bu çalışmalarda? Silve? Ben başlayayım. Başla istersen. Peki, çok kısaca başlayayım. Ben zaten dilin çok bu
bu kadar kompleks bir yapısının tek bir bilim alanıyla, bir alt dalla, bir tek bir disiplinde çözülemeyeceğine inanıyorum her zaman. O yüzden aslında benim çok hoşuma gidiyor bu şekilde kolaboratif birlikte işler yapmak. Şu an üzerinde çalıştığımız kısa bir projeden belki biraz ben başlayabilirim. Deniz de bunu tamamlayabilir beni. Yine Aykut Erdem Koç Üniversitesi'nden ve Hacettepe'den Aykut Erdem'le birlikte aslında. Bu biraz önce de biraz bahsettiğim neden sonuç ilişkileri çok önemli kavramlar. Çünkü aslında kompleks kavramlar. Yani çocukların da zor anladığı şeyler. Bu tür bir algı sürecine girmeleri, bunların ne olduğunu anlamaları. Biz biraz hani makinelerdeki bu tür öğrenmeye bakıyoruz aslında. Kompleks bir durum verdiğimizde makinenin aslında dili, yani farklı imgeleri araştırıp, bir video üzerinden farklı imgeleri araştırıp dildeki herhangi bir soruyu, neden sonuç ilişkisi içeren bir soruyu cevaplayıp cevaplayamadığına bakmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bu tür sorular videoya bakılarak herhangi bir şeyin cevaplanması, çünkü çocuğa da sorabiliriz bunu. Cümleler karmaşıklaştıkça aslında ve sahne, cümle karmaşıklaştıkça nedensellik ilişkilerinin anlaşılması da çok zorlanıyor. Çocuklar da bunu 5-6 yaşından evvel tam olarak anlayamıyorlar. Biz işte dediğim gibi özellikle çocuğun öğrenmesiyle olan benzer ve farklılıkları üzerinden giderek yine psikoloji ve dil psikoloji ve bilişsel bilim içerisindeki kuramları kullanarak bu tür şeyleri anlamaya çalışıyoruz. Belki Deniz Hoca da bir şeyler eklemek ister bunun üzerine. Bence bu konuda multidisipliner çalışmalar çok önemli. Bunun en az iki sebebi olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi Tilbe Hoca'nın dediği gibi makinelere bir şeyler öğretmeye çalışırken biz acaba çocukların öğrendiği şekilde mi öğreniyor, onların öğrendiği şeyleri mi öğreniyor sorusunu ben bilimsel olarak çok ilginç buluyorum. Dolayısıyla makine öğrenme sürecinde ne gibi yerlerde hata yapıyor, ne gibi örneklerde zorlanıyor ve bu davranışı çocukların da öğrenirken gösterdiği davranışla örtüşüyor mu? Bu bence önemli bir soru zaten kendi başına. İkincisi ise farklı disiplinlerin bir takım zayıf noktaları ve güçlü noktaları var. Dolayısıyla birlikte çalışarak güçlü noktalarımızı bir araya getirebiliyoruz. Buna örnek vermek gerekirse mesela dil bilimcilerin uzun zaman öğrenme konusunda üzerinde çalıştıkları bir takım modeller şu anda bizim makine öğrenmesi konusunda geldiğimiz yerin çok çok gerisinde kalmış modeller. Dolayısıyla o açıdan öğrenme mekanizmaları zenginleştirme açısından yapay zeka araştırmacılarının bir şeyler katabileceğini düşünüyorum. Diğer yandan yapay zeka ya da bilgisayarcıları kendi başlarına bıraktığınızda doğru problemlere dikkat yeterince vermeyebiliyorlar. Ya da bir örnek vereyim. Dün bir misafir konuşmacımız vardı, bizim haftalık yapay zeka seminerlerimiz oluyor, yurt dışından katılan. Bu biraz önce bahsettiğimiz multimodal, yani hem görüntü hem dil kullanan yapay zeka modellerini test etmek için bir yeni benchmark ortaya atmışlar. Ve bu benchmark'ta da bir takım soru kategorileri var. Bu soru kategorileri mesela işte sayı sayma, referansları belirleme, işte bazı varlıkların olup olmadığını sorgulama gibi 5-6 tane kategori. Ben araştırmacıya şey sorusunu sordum. Yani bu kategorileri belirlerken hani dil bilimsel açıdan ya da bilişsel açıdan hani bunlar önemli ve temel olduğu için mi seçtiniz, ya da yani nasıl bir süreçte bu kategorilere karar verdiniz? Madem 6 tane kategoriyi test ediyorsunuz, hani bunların çok temel 6 kategori olduğu hani izlenimi verdiniz. Aldığım cevap hayır, işte bunların verisi vardı elimizde, dolayısıyla bunları test etmeye karar verdik cevabı oldu. Gerçekten de hani pratikte araştırmacılar sonuçta hangi çalışmayı yapmak o anda daha feasible görünüyorsa o yöne gidebiliyorlar. Ama bu konuda bence daha hızlı ilerleyebilmemiz için oturup dil bilimcilerle çalışarak gerçekten temel problemlerin, önemli kategorilerin hangileri olduğunu belirlememiz ve o yönlerde yapay zekayı da çalışmaları da yönlendirmemiz ve test etmemiz lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla iki grubun da birbirine ihtiyacı var. Birlikte çalışmamız lazım.
güzel ilerlemeler gösterebilmek için. Onun için ben Tilbe Hoca ile birlikte çalıştığımız projelerden çok memnunum. Kendisine teşekkür ediyorum. Biz de valla merak ve heyecanla takip edeceğiz bu çalışmaların sonuçlarını. Çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Çok teşekkür ederiz Tilbe Hanım, Deniz Bey. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz davetiniz için. İyi günler. Dile Kolay'ın bu bölümünde dile öğrenme perspektifinden baktık. İnsan nasıl öğreniyor, makine nasıl öğreniyor? Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.